gereği konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak Malatya Barosu Başkanımız Sayın Avukat Onur Demez'i kürsüye teşriflerini arz ederim. Bu sınavı Türkiye çok yüksek bir puanla geçiyor. Acaba modern dünyanın diğer ülkeleri tarih önünde bu sınavı geçebiliyorlar mı? Bunu kendilerine sormaları gerekir. Bizler büyük ülke olmanın, büyük bir medeniyet olmanın gereğini yıllardır yapıyoruz. Bugün hukuk kliniğini 5.sini aşarak Malatya'da da bunun örneklerini vermeye devam ediyoruz. Zorunlu göçten dolayı ülkemizde bulunan göçmenler için de Türkiye olarak tüm dünyaya örnek bir model oluşturmuş vaziyetteyiz. Bugün dünya göçmenleri sadece konuşuyor. Destek olmak adına Birleşmiş Milletler'in çok önemli adımlar atması gerekiyor. Denize vuran aylan bebekleri hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Bugün Akdeniz'de, bugün Ege'de botları patlatılarak sularda boğulan göçmenleri hepimizin bir kez daha hatırlaması gerekiyor. Projemizin iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Adli yardımın desteklenmesini hedef alan ilk faaliyet alanında bu yıl 32 ilimizde 4.500'ün üzerinde vakada ülkemizde hayatını idame ettirmeye çalışan çoğunluğu ihtiyaç sahibi mültecilere adli yardım desteği sağladık. Projenin ikinci faaliyet alanında ise bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya Hukuk Kliniği ile 5. kliniğimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve şimdi de Malatya illerimizde kurulmuş olan kliniklerimizle hukuki bilgilendirme, farkındalık arttırma ve meslektaşlarımıza yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı ve benzeri hizmetler yürütmekteyiz. Since 2014 and for such a long time of Syrians in particular, and we know that the international community has not done enough to support the efforts of Turkey, but the cooperation we're having with the Union Bar Association is an engagement to support the rights and the access to the rights provided by the legal framework of Turkey. Türkiye 2014'ten beri dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak, özellikle çok uzun yıllardır Suriyelileri ağırlayan bir ülke olarak, uluslararası camiadan da yük paylaşımı noktasında gerekli desteği görmelidir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak uluslararası camianın bu desteği Türkiye'ye sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Teşekkürler Türkiye. Thank you.